gerçekten bu Malatya'mızın veya Türkiye'mizin kanayan bir yarası ev kiralarına ilgili. Malatya'da yine cep yakan ciddi bir ev kirası var. Özellikle bazı bölgelerde asgari ücretin seviyesine ulaşan ev kirası var. Tabi ev kirasını ödemekle bir tek olmuyor. Onun giderleri var. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Elektriğe bir yılda %50'nin üzerinde zam gelmiş. Doğalgaza yine aynı şekilde. Bunlar hepsi üst üste bindiği zaman bir asgari ücretlinin Malatya'da normal bir evde bile şu anda yaşaması ve geçimini sağlaması ciddi manada zorlaştı. Bununla ilgili ciddi tedbirlerin hükümetin alması gerekiyor. Aksi takdirde Malatya'da asgari ücretle çalışan insanlarımız mağdur oluyorlar. Tasarruf tedbirleriyle ilgili sizin aracılığınızı da bunu duyurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız her seferinde tasarruf tedbirlerinden bahsederken Malatya'daki yöneticilerin özellikle belediye noktasında Malatya'da belediyecilik yapan işte büyükşehir olsun, diğer merkez belediyeler olsun, bunlarda bu tasarruf tedbirlerinin olmadığını görüyoruz. Tasarruf tedbiri nedir? Şimdi öncelikle onu bir söyleyeyim. Bir misafir geldiği zaman bu misafirleri en üst seviyede ağırlamalar, hediyeler vermeler, ondan sonra hediyelerini ağırlamalar, halıları, kayısıları, tamam bunlar elbette ki olacak ama arkadaşlar bunu abartılı bir şekilde yapıyorlar. Bununla beraber protokol, bir açılışta mesela biz haberini alıyoruz, yani bir açılış yapıyorlar. Açılışta milyonlara yakın paraları protokol masraflarına harcıyorlar. Bununla beraber en kötüsü, bir belediye başkanımız bir ilçeye gittiği zaman yanında beraberinde en az belediyenin 10 tane 15 tane aracıyla beraber daire başkanları, şunlar bunlar, hepsi ilçeye köye gidiyorlar, 5 dakika bir selam verip geliyorlar. Bunların hepsi tasarruf tedbirlerinin içerisinde olması gerekiyor. Malatya'daki yöneticiler maalesef bu tasarruf tedbirlerine hiç uymuyorlar. Biz Malatya'da Yeniden Refah Partisi olarak doğru, güzel arkadaşlarımız ne yaparlarsa onlara teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz, yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Ama yanlış yaptıkları bir şey olduğu zaman biz onları söylemek zorundayız. Çünkü biz o arkadaşları seviyoruz. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Biz onları uyarmak zorundayız. Onlar Malatya'nın 800 bin insanının vebalini üstüne almışlar ve biz onları uyarmazsak biz de vebal altındayız. Biz onları uyardığımız zaman da inşallah onların zoruna gitmiyordur. Sizleri de takip ediyoruz ve güzel haberler yaptığınızı da görüyorum. Görüyoruz arkadaşlarımız da sürekli sizin haberlerinizi takip edemediğimiz veya atladığımız haberleriniz olduğu zaman atıyorlar bize. Ulusal bazda da güzel haberler yapıyorsunuz. Size başarılar diliyorum yayın hayatınızda. İnşallah daha güzel işler yaparsınız.